Oben hocam merhaba. Merhaba Tolgacığım, nasılsın? İyi vallahi, geldik Sivrihisar'da, burada güzel bir şekilde seninle bir deniz uçağıyla geldin sen buraya. Doğru. Öncelikle kendini biraz abi tanıtır mısın? Kimdir? Oben kaptan kimdir? Bir görüyoruz bütün hep pervaneli uçaklarda, deniz uçağı, uçuş öğretmeni. Kimdir, bir kısaca bir tanıtalım. Peki, Oben, ismim Oben Oğul Tarhan. Ben öğretmen pilotum. Yaklaşık 30 küsür senedir gökyüzünde özellikle küçük uçaklarla uçan genel havacılık sektörüne, havacılığın genel havacılık kategorisine aşık bir insanım. Çok seviyorum küçük uçakları. Dünyam bu. Bu çerçevede de ben feri uçuşları dediğimiz uçak teslimat uçuşları, uluslararası uçak getir götür işleri, onun haricinde bu uçakların testlerinin yapılması gibi hizmetleri veriyorum. Bunlarla birlikte öğretmen pilotum. Ülkemizde bazı uçuş okullarında yarı zamanlı öğretmen pilot olarak görev yapıyorum. Çok uzun zamandır dediğim gibi havacılığın içerisinde, genel havacılığın küçük uçaklarının içerisinde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Bunu uluslararası profilde yaptım oldukça uzun bir süre. Yurt dışında değişik ülkelerde profesyonel havacılık faaliyetleri icra ettim. Şu anda da yine faaliyetlerimi aktif olarak devam ediyorum. Hocam şimdi akla çoğu insanın uçak deyince ya F-16 geliyor. Bu memleketin bizim şeyi, yani en büyük sorunlarından biri, veya sivil deyince de yolcu uçağı geliyor. Ama dünyada çok büyük bir genel havacılık diye bir şey var. Ne yapıyor bu genel havacılık? Uçuş okulları dışında pervane uçaklar ne yapıyor? Müthiş. Tespit doğru. Zaten yıllardan beri bu konuda da benim bir ispat mücadelem var. Evet, havacılık dediğiniz zaman insanların aklına ilk gelen şey yolcu uçakları. Pilot dediğiniz zaman aklına ilk gelen şey havayolu pilotluğu. Bunlar tamamen ülkemizde maalesef havacılık kültürünün eksikliklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Değerlendirmem bu yönde. Çünkü havacılığı biz ülke olarak daha yeni tanıyoruz aslında. Ancak havacılık denildiği zaman da aklımıza ilk önce dediğim gibi bu büyük uçaklar ya da hava kuvvetleri, savaş uçakları gibi hava taşıtları geliyor. Ancak şöyle bir örnek vereyim ben sana. Bugün Çek Cumhuriyeti'nde 20 bin küsür tane küçük uçak var. Hocam bizim ülkede kaç uçak var? Onu da söyleyin de insanlar... Geleceğim, oraya da geleceğim. Daha Macaristan'a bakarsan işte yaklaşık 3 bin civarında küçük uçak var. Efendim Polonya'ya bakarsak 8 bin civarında küçük uçak var. Ülkemize bakarsak eğer maalesef 400 civarında küçük uçak görüyoruz ki buna maalesef eğitim uçakları dahil, burada gördüğüm bütün uçaklar dahil, ülkemizde 400 civarında küçük uçak var. Küçük uçağın tanımı nedir? Küçük uçağın tanımı toplam kalkış ağırlığı 5700 kiloya kadar olan, tek pilota sertifikalı, pervaneli, tek ya da çok motorlu, deniz ya da kara uçaklarıdır. Bu eksikliğin, en büyük eksikliğin sebebi tabii bu, yer nüfusla orantılı baktığın zaman buna çok büyük bir hata, bir eksiklik olduğu aşikar ortada. Ancak insanlar şunu bilmiyorlar. Yani bir uçağa, bir motosiklete, bir arabaya biner gibi bir uçağa binebileceklerini bilmiyorlar. Çünkü burada kültürel eksikten kaynaklı bir uçağı milyon dolarlar seviyesinde zannediyorlar. Pilot olmayı çok zor, imkansız, çok zor bir iş gibi görüyor insanlar. Ancak havacılığın geliştiği ülkelerde baktığınız zaman insanlar tıpkı motosiklete biner gibi uçağa biniyorlar. 3 aylık gibi bir zaman dilimi içerisinde PPL lisansınızı alıp pilot olabilirsiniz, amatör pilot olabilirsiniz. Havacılığın amatör ve sportif kısmını çok rahatlıkla yaşayabilirsiniz aslında. Tabii burada ülkenin ekonomik durumu önemli. Ülkenin ekonomik durumu çerçevesinde bakıldığında yine insanlar diyorlar ki ya uçak dediğin şey çok pahalı, milyon dolar ben nasıl alacağım falan. Hayır efendim, milyon dolar falan değil aslında. Yani bugün hatta en son zamlardan sonra diyelim bir orta vasat seviyede, vasat segmentte bir aldığım bir arabanın fiyatına bir uçak sahibi olabiliyorsun. 2 koltuklu, 3-4 koltuklu bir uçak sahibi olabiliyorsun. Ve uçakla dünyanın istediğin yerine de uçabiliyorsun. Pilot olma süreci de 3 ay gibi bir süreç. Bunları yaşayabiliyorsun ama dediğim gibi kültürel eksikliklerden kaynaklı burada sorun var. Bu yüzden dolayı da tabana bir türlü yayılamıyor maalesef. Hocam tabii bu soruları bir sor. Vallahi sabaha kadar konuşuruz ama bugün Sivrihisar, ki burada çok kurak bir toprak, hani bir bakıldığı zaman kupkuru böyle bir toprak gözüküyor. Deniz uçağıyla geldiniz siz buraya. Evet. Deniz uçağı suya iniyor, uçuyor. Hem biraz deniz bilgisi gerektiriyor galiba, biraz da havacılık bilgisi.
Bu önünde durduğumuz Cessna 185'i biraz bize tanıtır mısınız? Nasıl iniyor denize? Hem bir de karaya iniyor bu uçak. Elbette, memnuniyetle tanıtırım. Şimdi öncelikle bu bir amfibik uçak. Yani hem karaya hem denize inebilen bir uçak. Hocam gösterin isterseniz. Tabii ki göstereceğim, tabii ki. Şimdi bu uçağımız Cessna 185 tayarisi. Aslında bu uçak tail dragger dediğimiz bir model uçak. Kara uçağı. Ancak buna flotları takarak, yani denize iniş aparatlarını takarak bu uçağın denize suya inmesini de sağlayabiliyoruz. Şimdi uçağın ağırlığına uygun şekilde tasarlanmış, uygun olan flotları alıyoruz. Bu flotlar bu uçağa monte ediliyor uygun bağlantı sistemleriyle. Tabii bu bir proje ve bunun sertifikasyon süreci var. Bunu hem uçağın fabrikası hem flotun fabrikasının ürettiği projeye göre bu flotun montajını yapıyorsunuz. Biraz daha aşağıdan bakarsak Tolgacığım uçağın iniş takımlarını göreceğiz altında. Bu uçakta 4 tane iniş takımı var. 4'ü ana dikmedir aslında. 2 tane burun dikmesi var flotlarda. 2 tane de ana dikme var. Şimdi karaya ineceğimiz zaman bu uçağın bu iniş takımlarını aşağı indiriyoruz doğal olarak. Ve karaya inme yeteneği kazanıyor tayarımız. Denize ineceğimiz zaman da bu iniş takımlarını yukarı alıyoruz. Uçağımızın sadece bir sal gibi, bir sürat teknesi gibi flotları kalıyor. Ve bu flotların üzerine de denize, göle, suya iniş yapıyoruz. Amfibik demiyor mu hocam? Buna amfibik diyoruz. Karaya hem denize inenlere. Aynen. Hem karaya hem denize inebilen yetenekteki araçlara amfibik araç deniliyor. Ve uçağımızı bu şekilde denize indiriyoruz. Daha sonra denizden kalkıyoruz. Bu uçak denizdeyken su şuradaki bu ilk kırmızı bant seviyesine kadar suyun içerisinde gömülü oluyor flotlar. Bu uçağın toplam kalkış ağırlığı 3600 pound. 3600 pound ağırlıkla denize rahatlık, yani 1280 kilogram bu uçağın toplam kalkış ağırlığı kilogram olarak 1280 kiloya kadar bu uçak denize iniş yapabiliyor. Denize indiğimiz zaman uçağımız denize indiğimiz zaman denizcilik kurallarına tabiyiz. Teknecilik kurallarına tabiyiz. Yani deniz kaptanısınız. Yani şeyde suda. Aslında bak şöyle bir şey var. Denizcilik kanunlarını bilmen gerekiyor. Şimdi bu boyuttaki bir tekniği kullanmak için kaptanlık ya da işte denizcilik belgesine ya da bu konudaki sertifikasyonlara sahip olmak mecburiyeti yasal olarak yok, böyle bir mecburiyet. Ama bunu bilmek, kesinlikle bilmek gerekiyor. Dalga nereden geliyor? İşte ne bileyim, iskeleye yanaşacaksın. O zaman bir herhalde bir tekne istasyonu. Tabii tabii ki, tabii ki, tabii ki gibi değil. Kesinlikle suyla temas ettiğiniz anda, suda seyre başladığınız anda uçağımız tekne statüsüne geçiyor. Ve orada tekneci kurallarına tabisiniz. Ancak bizler tabii ki denizciliğin bir takım minimum kurallarını ve buradaki hem emniyet anlamında hem buradaki gerekleri bilmek zorundayız. Ama tam %100 dört dörtlükte bir denizci olmak mecburiyeti gibi bir beklenti de yok. Çünkü sonuçta benim denizle ilişkili sürem sadece denize inince, indikten sonra tekneyi uçağa bağlayıncaya kadar iskeleye ya da denizden kalkana kadar, sudan kalkana kadar. Ama tabii ki temel kuralları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bunun için bir amatör denizcilik belgesi sahibi olmak yeterli. Zaten bunun üzerine de denizciliği de yaşadıkça, burada tecrübelendikçe bunun detaylarını da öğreniyorsunuz. Hocam peki Türkiye'de diyelim ki ben eğitimini aldım. Hı hı. Bu uçak için PPL'le uçuruluyor değil mi hocam? Evet tabii tabii, PPL'le uçurabilirsin. Deniz uçağına geçmek için ne yapmak lazım? Şimdi PPL lisansına sahip bir pilotun deniz rating'i dediğimiz, yani denize iniş yetkisini alması gerekiyor Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden. Bu bir class rating. Bu class rating'i alması gerekiyor. Şu anda maalesef ülkemizde class, yani C rating veren bir organizasyon yok. Bu konuda daha önce ülkemizde maalesef deniz havacılığında ülkemiz çok çok geri durumda. Çok fevkalade kötü durumda. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Kaç deniz uçağı kaldı hocam son şeye göre? Belediyelerin işte, galiba vardı. Belediyelerin operasyonları vardı. Oradaki içerideki işletme hataları, oradaki ekip içerisindeki sorunlardan dolayı. Aynen, yani bunların hepsi maalesef. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum ben. Gerçekten çok önemlidir. Buradaki başarısızlığın temel sebebi işletmelerin kendi içerisindeki başarısızlıklardır. Ekiplerin kendi içerisindeki uyum sorunlarıdır. Bu yüzden dolayı bu iş maalesef götürülemedi, yaşatılamadı, devam edemedi. Ama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde bir örnek vereyim. Deniz uçaklarının ülkemizde inebileceği 80'den fazla nokta var.
Her yere inebiliyor, inemiyorsunuz yani. Her yeri, kafana göre her yere inemezsin. O anda inemezsin. Ancak inmek istediğiniz yeri Seyolojik Genel Müdürlüğü'ne ilgili müracaatı yaparak yazıyorsunuz. Koordinatlarını belirtiyorsunuz ve birkaç gün içerisinde Seyolojik Genel Müdürlüğü izin veriyor size. Çok alakası ya da uygunsuz bir yer değilse. Yasak bölge değilse tabii askeri tabii ki. Önüne inmiyorsunuz. İnmiyorsun yani. Tabii ki. Ya da böyle doğa, tabiat, koruma ile ilgili çevre hassasiyeti olan noktalara elbette iniş izni vermiyor. Karettaların olduğu yere inmiyorsunuz. Örneğin. Tabii. Şimdi ama 80'den fazla iniş yeri zaten var Tolgacığım. O kadar çok ki. Yani sen denize inmek istedin. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsun. Bodrum'da bir yerde, Bodrum koylarından bir yerinde bir yazlığın var ya da bir tatil köyüne gitmek istiyorsun orada. O tatil köyün civarında mutlaka çok yakınlarında iniş yapabileceğin bir nokta var. Efendim iç göllerde var. Van Gölü'ne iniş izni var. İstanbul'da biliyor musun Haliç'e inebilirsin. Haliç'e inip tabii, kış yapabilirsin. Adalara inebilirsin. Evet. Bunların hepsinde Siloj Genel Müdürlüğü'nün tanımlamış olduğu suya iniş sahaları var. Bu suya iniş sahalarına direkt olarak tabii ki pilotun yeterliliği, uçağın yeterliliği. Bunları belirttikten sonra sen çok normal uçuş planını çekiyorsun, karadan kalkıyorsun, gidip suya iniyorsun, iskeleye bağlıyorsun, gidiyorsun, işini yapıyorsun, seyahatini tamamlıyorsun. Ya da tersi, denizden, sudan kalkıyorsun, gidip karaya istediğin yere inişini yapabiliyorsun. Bu konudaki esneklik ve destek konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yani şöyle bir algı var. Ya ülkemizde işte çok zor da sivil havacılık izin vermiyor da nasıl yapacağım da ben bu işi bu böyle olmaz ki işte önümüzü kesiyor falan filan. Ha gerçekten yok. Yani bunu çok samimi söylüyorum. Yapmak isteyen usullere ve talimatlara uygun hareket ettiği sürece iznini de alıyor. Gidip uçuşunu da yapabiliyorsunuz. Zaten havacılık bir kurallara uyması gereken, uyulmadığı zaman da neler başımıza geldiğini biliyoruz yani. Şimdi dönüyorum ilk soruya. Ülkemizde maalesef şu anda sadece 2 adet deniz uçağı kaldı. 2 ya da 3 adet deniz uçağı kaldı. Yani 400 tane pervaneli uçağın arasında 2 tanecik uçağımız, deniz uçağımız. Aktif olarak uçan. 3 tarafımız denizler, bir sürü göl. Göllerimiz var, iç sularımız var, barajlarımız var. Maalesef 2 ya da 3 tane şu anda deniz uçağımız var. Şimdi deniz uçakçılığı konusunda yıllarca çalışmış arkadaşlarımız var. Bir noktaya gelince işleri devam ettirilememesi, bu konudaki talep arz talep dengesinin kurulamaması vesairelerden dolayı maalesef orada da bir başarısızlık demeyeceğim ama bir sükutu hayal durumu söz konusu devam ettirilemedi. Bilmiyorum yani bunun ilginin tabii arz talep meselesi. Yani şimdi burada talep eden, deniz uçakçılığını talep eden pilot sayısı ya da işte insan sayısı arttıkça bu konuda Siloj Genel Müdürlüğü'ne hizmet üretmesi ya da bunu desteklemesi icap ediyor. Şimdi bu konuda bir talep olmadığı zaman durduk yere de arz üretmek ya da hadi ben bunu geliştireyim demek de çok anlamlı olmuyor. Şimdi buradaki en önemli şey özellikle yerel yönetimlerin altyapı konusunda istekli olmasın. Yani havacılığı, deniz havacılığını kullanılabilir, yaşanabilir hale getirilebilmesi için hiçbir şey olmasa bir altyapıya ihtiyaç var. Şöyle düşün, gittik bu uçakla bir yere indik. Denize indik. İndik denize ama şimdi orada ne olacak? İskele yoksa, uçağa bağlayabileceğim özellikle bir iskele yoksa, orada işte ben indiğim zaman bana gelip de bir tonoz verebilecek birisi yoksa, orada bir tesis yoksa, bir botla gelip beni alamayacaklarsa ben Robinson Crusoe gibi bir adanın kenarına inmiş olmamın da çok da büyük bir esprisi olmuyor. Dolayısıyla burada belediyelerin, yerel yönetimlerin bu konuda bir takım yatırımlar yapması, bunu teşvik etmesi, bunu biraz yönlendirmesi gerekiyor. Şimdi ben biliyorsun HAVAK, Türk Sivil Havacılığını Geliştirme Vakfı'nın da genel başkanıyım aynı zamanda. Bizim vakıf olarak en büyük arzularımızdan birisi bu konuda vakfımızın adının üstünde olduğu gibi havacılığın geliştirilmesi. Bu konuda da desteklerimiz tabii ki bulunuyor. Sık sık telefonlar alıyorum, aranılıyoruz, bu konuda destek isteniyor. Biz bu konularda her türlü detay bilgiyi de veriyoruz. Bu konuda meraklı olan arkadaşlarımız, bu konuda faaliyetler yapmak isteyen kişiler bana direkt olarak da ulaşabilirler. Bu konudaki her türlü desteği biz vakıf olarak vermekle mükellefiz zaten. Görevliyiz ve çok da gönüllüyüz. Biraz daha uçağın teknik konularına dönmek istiyorum. Hadi uçağa dönelim. Flot dedik kaldık. Aynen. Şimdi bu uçağımız dediğimiz gibi 4 koltuklu bir uçaktır bu uçağımız. Bu uçağın motoru özel modifiye edilmiş bir uçaktır. Bu uçağımızda 340 beygirlik atmosferik motor bulunmakta. 4 tane koltuğu var bu uçağımızın. Oldukça güçlü. 1974 modeldir bu arada bu uçak.
1974. Evet, 1974 üretimidir bu uçağımız. 1975'liyim. Ben de yaş bir uçak yani. Süper. Aynen. Ancak uçak gerçekten bakım mükemmel bir uçak ve 2017 yılında Amerika'da komple modifiye edilmiş, bakımları yapılmış, pek çok modifikasyon geçirmiş, başarılı bir uçaktır. Aviyonik modifikasyonu yapıldı, motor modifikasyonu, gövde bakımları, gövde modifikasyonları. Bir de bunun kanadı uzatıldı galiba. Evet. Hocam bunun... bir gelip bir anlatsanız tabii. Bu kanadı ya, bir türlü insana normal uçağın kanadı uzatılır mı? Şimdi bu normalinde bu uçağın kanadı şurada gördüğümüz banta kadardır. Şuradaki ripe kadardır bu uçağın kanadı. Yani şeyin aileronların bittiği yere kadardır. Standart 185'in kanadı. Ancak bu kanat, bu uçak daha sonra flotlar takıldıktan sonra şurada gördüğün gibi bir 55-60 santim kadar takılan ilave bir kısım var. Kanat ucu var. Bu kanat ucu vesilesiyle de bu uçak toplam kalkış ağırlığı da arttı. Kanat yüzeyi, kaldırma yüzeyi arttığı için. Yani ne oluyor? Düşük süratte motoru zorlamadan bu büyük kanatlarla daha rahat bir lift üretimi oluyor. Uçağın tabii yani şimdi burada aslında bundaki en temel sebep flotlar ağır sonuçta. Yani flotların getirdiği ağırlık fazlalığını biraz daha kompanse edebilmek için kanatların uzatılması durumu gerçekleşti. Ve uçak deniz yapısına uygun bir şekilde modifiye edildi. Denizde kullanılabilecek şekilde modifiye edildi. Bu uçakta kullandığımız bu flotlar, deniz uçakçılığında iki tane flot tipi vardır. Birisi alüminyum metal flotlar, diğeri de kompozit flotlar. Burada gördüğün flotlar, bunlar kompozit flotlar. Bu metal değil. Bu kompozit olmasının avantajıyla da deniz suyunda, deniz operasyonlarında bu flotlar korozyona uğramıyorlar. Hocam bir de bir hazır korozyonu sorayım ben. İnsanlar zannediyorlar ki deniz uçağını uçtuk gittik, bu suya inince bir yıkıyorsunuz bunu. Elbette. Şimdi deniz suyuna... Korozyon ne yapıyor uçağa? Şimdi tuz metal için en zararlı, en tehlikeli elementlerden birisi. Denizde operasyon yaptığımız zaman mutlaka deniz dönüşü uçağın kesinlikle yıkanması gerekiyor. Çünkü uçağımız koşarken denizden kalkmak için koşusunu yaparken uçağın kuyruğu neredeyse denizin seviyesine kadar iniyor. Ve bu kuyruk kısmı, empenaj tarafı uçağın, empenaj tarafı suyla, deniz suyuyla çok fazla muhatap oluyor. Deniz suyu her yerine giriyor bunun. Dolayısıyla bu deniz suyunun mutlaka temizlediğimiz, arıtmamız gerekiyor. Uçuştan sonra ilk fırsatta, denizden ayrıldıktan sonra karaya geldiğimizde ilk fırsatta uçağı derhal temiz suyla yıkıyoruz uçağımızı. Ve o tuzdan arındırıyoruz. Orada kullandığımız bazı özel yıkama kimyasalları var. Doğaya zarar vermeyen, uçağın üzerine sadece tuzu alıp atan bir takım kimyasallar var. Onlarla uçağımızı aynı arabayı yıkar gibi uçağımızı yıkıyoruz. Hocam bu ne buradaki? Bu uçak dediğim gibi tail dragger. Evet. Kara versiyonundayken. Evet. Burada uçağın kuyruk tekeri var normalinde. Ancak bu kuyruk tekerinin takılı olduğu saplama içeride ana şasiye bağlı olduğu için bunu sökemiyorsunuz deniz uçağı yaptıktan sonra. Bu kuyruk saplaması burada kalıyor. Buraya bunu uçağımızı denize bıraktığımız zaman buraya beacon takıyoruz gece. Yani bunu buradan işte iskeledeyken falan buradan kullanarak böyle elinle tabii çevirebiliyorsun. Çok rahatlıkla çevirebiliyorsun. Ve şey yapıyorsun, böyle kullanıyorsun. Bu uçağın kuyruk tekerinin kalan saplama demiridir. Hocam motor bunda bir farkı var mı 185'ten? Var. Orijinal 185 motoru üzerine 215 beygirlik bir motor vardı. Bunun orijinal motoru çıkartıldı. Bir STC uygulanarak bu uçağa 340 beygirlik bir motor takıldı. Şehre denizde şey çok önemli. Motorun güçlü olması çok önemli. Uçağın hem kalkış yapabilmesi, yani daha rahatlıkla kalkış yapabilmesi, kısa mesafede koşu yapabilmesi için uçağın motorunun güçlü olması çok önemli. Tabi burada flotlar var. Şimdi sudaki en önemli şeylerden birisi de şu. Suda freniniz yok. İndiniz, suda taksi yapıyorsunuz, fren yok. Yani bir nokta elip frenlere basıp böyle duramıyorsunuz. Reverse yok bunda. Çünkü aynen reverse yok, turboprop değil. Bir iskele yanaşma kısmında tamamen uçağın ataletini kullanıyorsunuz. Orada bu tamamen biraz yetenekle ilgili ve zaman içeri tecrübeyle ilgili, daha doğrusu düzeltiyorum. Biraz tecrübe kazandıktan sonra bunu yakalayabiliyorsunuz.
O aşamaya kadar dikkat edilmesi gereken bir husus. Yani iskele bile çok hızlı gelir de motoru geç kapatırsanız iskeleye çarpabiliyorsunuz. Ya da tam tersi, daha erken motoru kapatırsan açıkta kalıyorsun. Bu sefer işte küreklerimiz var. Alıp küreklerle kürek çekmen gerekebiliyor gibi durumlar oluyor. Peki hocam. Ama bunlar tabii havacılığın keyifli tarafları. Tarafı. Yani. Ya hocam, ormana indin, buza indin, her tarafa indin, kalktın. Kuş pilotluk zaten bunu gerektiriyor. Doğru. Bu deniz uçağının bir ayrı esprisi var mı? Yani bir ben böyle bir daha mutlu oluyorsun gibime geliyor. Ya evet, çok keyifli. Deniz uçağını çok seviyorum. Denizcilik tarafı bunun işin içerisinde, bir de ulaşılabilirlik burada çok gerçekten büyük bir avantaj. Nerede olursanız uçağınız yanınızda, yani böyle işte gidiyorsunuz bir yere iniyorsunuz. Ha şunu söyleyeyim, şimdi bunların hepsi böyle çok bohem, böyle çok şey gibi duruyor. Aslında böyle değil. Yani yaktığınız yakıtın miktarı, işte kazandığınız zamanla bunları bir araya karşılaştırdığınız zaman burada çok büyük bir kaybınız yok. Yani gidiyorsunuz işte tekne gibi bir iskeleye bırakıyorsunuz uçağınızı, iniyorsunuz orada restoranda yemeğinizi yiyorsunuz, uçak yanınızda. Oradan işte hadi gidelim bir de şu öbür koyu göreyim ben falan diyorum. Kalkıyorsunuz oradan öbür tarafa gidiyorsunuz, öbür koyu geziyorsunuz ya da orada kalıyorsunuz. Tabii bu bir hobi, bu bir aşk, havacılık. Şimdi bunlar, dediğim gibi havacılığı gelişmiş olan ülkelerde bu konuştuğumuz şeyler böyle fantastik durmuyor. İnsan, ben hatta şöyle bir hemen çok hızlı anımı anlatmak istiyorum. Bir gün Kanada'da bir arkadaşım yemeğe davet etti. Gittim evine, çok güzel gölün kenarında falan böyle bir barbekü yapacağız. Arkadaşım işte hazırlık yapıyor falan. Eşin nerede diye sordum. Ya alışverişe gitti, az sonra gelir dedi. 10 dakika sonra bir uçak geldi, böyle deniz uçağı. Geldi indi. Kadın iskeleye çekti, uçağı bağladı. Elinde böyle Walmart şey poşetleri, süpermarket poşetleri. Yiyecekleri getirdi. Getirdi. Ya nasıl yani? Ne oldu ki dedi. İşte şeye gitti, alışverişe gitti dedi. Öbür kasabandaki iskeleye in dedi. Orada market var. Orada alışveriş yaptı dedi. Geldi dedi yani. Şimdi ne kadar garip, ne kadar şey geliyor değil mi insana? Halbuki değil. Yani oradaki markete şeye gitmesi, arabayla gitmesi ya da işte tekneyle gitmesi ya da uçakla gitmesi arasındaki fark nedir? Şimdi bunu işte, bunun biraz oturmaya başladıktan sonra, şimdi havacılık maalesef ülkemizde çok ağır bir prestij lansmanı altında eziliyor. Bu benim şahsi görüşüm. Havacılık dediğiniz zaman, pilot dediğiniz zaman böyle ya pilot sırmalar, falan böyle. Çantalar, gözlükler. Aynen, yani şimdi onun altın ezildiği sürece insanlar tabanda korkuyor. Şimdi hep oradaki şeyden çekiniyor. Yani ben nasıl, yani nasıl, ben nasıl bir uçak alabilirim ki? Nasıl pilot olabilirim ki? Nasıl işte bilmem uçakla gidebilirim ki? Size gitme diyen hiç kimse yok inanın. Bunu yapmak mümkün, yaşamak mümkün. Yaşayan insanlar da var. Ve onu yaşadığınız maddi kısma baktığınız zaman, evet, tabana kadar yayılabilecek. Araba işine çok konuşmak istiyorum ama bir motosiklet gibi, bir bisiklet gibi olacak bir sektör değil elbette havacılık. Evet, maliyeti yüksek ama 83 milyon, 84 milyon nüfusu olan ülkemizin içerisinde sadece 400 sayısı da gerçekten hatalı bir sayı. Bir de 400'de de 2. 400'de de 2 tane deniz uçağının olması. Şimdi evet, bunların zaman içerisinde aşılacağına ben inanıyorum. Genel havacılığın yayılacağına inanıyorum. Özellikle bu Covid olayları, bunların etkileri. Çok fazla tabii ki zararı var Covid olayının ama getirdiği şöyle bir şey de var. İnsanlar biraz daha bireysel seyahat etmek istiyorlar. Biraz daha özgürce ve hızlı seyahat etmek istiyorlar. Bunun biraz şey olduğunu inanıyorum ben. Covid'in bu anlamda faydası olduğunu inanıyorum. Çünkü ya aldığım telefon sayıları da çok arttı bu dönem içerisinde. Ya ben yolcu uçağına binmek istemiyorum. Kendim uçak satın almak istiyorum. Şimdi kendi özel uçağınızı alma kısmında tıpkı araba sektörü gibidir. Yani le bir derya tabiri caizse. Bütçenize göre uçak bulabiliyorsunuz. Yani benim 50 bin dolar param var. 50 bin dolar ben uçağa ayırabiliyorum diyebiliyorsa bir insan, mutlaka kendine uygun bir hava aracı vardır. Bunun adı ultralight olabilir, bunun adı deniz uçağı olabilir, bunun adı vesaire. Ya da ben, evet, ben biraz daha durumum iyi, ben işte birkaç milyon ayırabilirim diyorsa bir kişi, yine onun böyle araba sektörü gibi yani. Gidiyorsunuz bir uçak alma olaylarına, araştırmalarına giriyorsunuz. Orada alacağınız uçağın işte bak bunun giriş seviyesi var, bunun işte deri koltuklusu var, aynısı işte ısıtılanı var, işte efendim navigasyonlusu var vesairesi var. Her bütçeye göre de uçak var. Bunu işletebilecek Türkiye'de herhangi bir işletmenize bir mani bir durum yok. Hatta
Bunu çok samimi söylüyorum. Örneğin Lugano Gölü'nde, İtalya Como'da sadece bir tane kulüp vardır. Ve Avrupa'nın çoğunluğunda deniz uçakları yasak. Uçamıyorsunuz. Avrupa'nın bir sürü yerine deniz uçağı yasaktır. İniş yapamazsınız göllere, denizlere, bilmem nelere. Bunun sebebi şey değil. Çok eskilerden kalma, böyle askeri mantıktaki bir takım şeylerdir. Ya ben ülkeme bakıyorum. Şimdi hep böyle bir şeyleri böyle hep kötü. Ya Avrupa'da şöyle hiç Avrupalı olamayacağız, biz Amerikalı gibi uçamayacağız, bilmem ne yapacağımız. Hayır, ben deniz uçakları konusuna buna katılmıyorum. Gerçekten burada bir sürü şey aşılmış vaziyette ve olumlu gelişmeler var. Evet, yani bunun biraz sonuca doğru gidecek olursak, burada bu konuya ilgi olması gerekiyor. Sonuçta çözümsüz hiçbir şey yok. Konuya biraz ilginin olması, bu ilginin geliştirilmesi ve biraz da destek, biraz da araştırma yaparak, biraz destek alarak bu deniz uçakçılığı faaliyetlerini yapabilmek kesinlikle mümkün. Tabii çok enteresan şeyler var. Burada görüyorsun, bugün Sivrihisar'a çok güzel bir gün. Her ne kadar katılımcı olamasa da bir pek çok sektör tanıdığımız, sektören tanıdığımız insanlar buradalar. Bakıyorsunuz hava yollarına ya da hava yolu pilotu arkadaşlarımıza, bu işe imkanı olabilecek. Yani hem operasyonel anlamda hem de maddi anlamda imkanı olabilecek insanlara bakıyoruz. İlgi binde bir civarında. Yani 1000 tane hava yolu pilotundan sadece bir tanesi ilgileniyor. Amatör tarafta, işte şey tarafında, hafta sonu tarafında, gideyim de bir uçayım vesaire bir şeyler yapayım kısmında. Yani ben biraz daha profesyonel arkadaşları biraz daha sektörün eksik kalmış olan taraflarıyla ilgilenmeye davet ediyorum. Çünkü olay sadece orada bu işi profesyonel yapmak, bu işi sadece ticaret anlamında yapmak değil. Bu işin gelişimi, havacılığın gerçekten kültürel tarafının dokusunun oturabilmesi, gelecek günlerimizde bir 20-25 sene, 30 sene sonra gerçekten havacılık kökeninden gelen insanların yetişebilmesi için bizim şu andaki profesyonel arkadaşlarımızın ilgisine ve desteğine de çok ihtiyacımız var. Başka sorun var mı Tolga'cığım? Vallahi nereden girdik, nereye çıktık, uçağını anlatıyorduk. Anlattık bir de Türkiye'deki genel havacılığın sorunlarına da girdik. Evet. Ama ne yapacağız? Hani Çetin Altan'ın lafı var, enseyi karartmayacağız. Çalışmalara devam, anlatıma devam, insanlara anlatmaya devam ve bu işin önünü açmak için taş koymaya, üst üste taşları, üst üste koymaya olarak değil, devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ağzına ediyorum. Sağlık, çok sağ ol, çok sağ ol dostum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.